Evet sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ramazan'ın dördüncü günü akşamında birlikteyiz. Bu akşamki programımızda çok özel bir konuğum var. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amatem Kliniği sorumlu hekimi, doktor, psikiyatri uzmanı Doktor Zeynep Elyas Hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Hocam. Evet. Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz bağımlılık, madde bağımlılığı, bağımlılığın ne olduğu, bağımlılıkla ilgili süreçlerin nasıl işlediği, bağımlıların, ailelerin süreçteki rolleri, bütün bunları program boyunca değerli konuğumla sizlerle tartışacağız. Bu konuda sizlere önemli bilgiler aktarmaya çalışacağız. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'nin çok önemli psikiyatri hastanelerinden biri. 3 yıl sonra 100. yılını dolduracak. Cumhuriyet tarihinin gerçekten önemli bir hastanesi. Bu anlamıyla bu hastanemizdeki Amatem Kliniği de gerçekten bölge için çok önemli hizmetler veren bir klinik. Bugünkü konuğum da Amatem Kliniği'nin sorumluluğunu yapan, buradaki hastaların tedavisinden sorumlu meslektaşım. Öncelikle isterseniz biraz kliniğinizden bahsedelim. Kliniğimizden. Ne kadar süredir hizmet veriyor, kaç yataklı bir klinik? Bu konuda bize bilgiler aktarabilir misiniz? Kliniğimiz yaklaşık 10 yıl aşkın bir süredir aslında hizmet veriyor. Daha önceden farklı bir yerdeydi ama şu anda çok daha Amatem koşullarına uygun, uluslararası standartlarda belirlenen koşullarda yapılmış bir kliniğimiz var. Erkek hastalar için bir klinik. 20 yataklı ama şu anda %50'lik, %50 doluluk oranıyla gitmek durumunda olduğumuz için pandemi koşullarına uygun hasta kabulü yapıyoruz. 18 tane ile, Elazığ dışında 18 tane ile hizmet veriyoruz bölge hastanesi olduğumuz için. Kliniğimizin içerisinde spor aktiviteleri, bir bahçemiz, işte yazın kullanılabilecek açık alanlarımız, kütüphanemiz, hastalığın, özellikle hastalarımızın yattığı ilk dönemde gelişebilecek tıbbi sorunlar için ayrıca bir detoks dediğimiz odamız ilk dönemler için kullanılabilecek tam donanımlı bir Amatem kliniği. Evet, yani sosyal donatılarıyla evet, oldukça... Tabii. Zaten kliniğimizin içerisinde düzenli psikoterapi eğitimleri de yapıldığı için buna uygun işte ses sistemlerimiz, görüntüleme sistemlerimiz var. Grup psikoterapilerine uygun alanlarımız var. İşte pimpon masası gibi hastaların sadece ilaç kullandığı bir yer olarak düşünmemek gerekir. Aynı zamanda psikoterapinin sosyal rehabilitasyonun da beraber sürdürüldüğü bir klinik. Evet, tabii yıllarca ben de o hastanede çalıştım. O dönemde daha küçük ölçekli bir kliniğimiz vardı ama bu sizin bahsettiğiniz donanımlarda değildi. Bugün tabii daha modern ve daha işlevsel bir klinikten bahsediyorsunuz. Sevgili seyirciler, bağımlılık çok önemli bir sağlık sorunu. Özellikle genç bireyleri etkileyen, ergenlik döneminden itibaren genç yaş nüfusunu etkileyen çok ciddi bir sağlık sorunu. Bütün dünyada giderek artan bir oranda bağımlı bireyler olmaya başladı. Bu akşam konuğumla bağımlılık konusunu, bu konusu hakkında sizlere bilgiler aktaracağız. Öncelikle bağımlılık nedir? Madde bağımlılığı derken biz ne anlıyoruz tanım olarak? Bir tanım yapabilir miyiz? Tabii. Aslında şimdi bağımlılık insanlık tarihi kadar eski bir kavram. Bakarsak kişinin bir maddeye, bir nesneye, bir duruma ya da bir kişiye fark etmez, önlenemez bir şekildeki isteği, ihtiyacı ve zararlarını bilse bile, onun hayatındaki dezavantajlarını görse bile vazgeçemediği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bağımlılık yakın zamana kadar bizim camiamızda da, tıp camiasında da daha çok böyle bir karakter, irade, ahlak sorunu gibi görülüyordu. Özellikle bağımlılık yapıcı maddeler ama son dönemde, son özellikle bu genetik çalışmaların, beyin görüntüleme çalışmalarının yoğunlaştığı dönemde şunu gördük ki bağımlılık kriterlerini karşılayan bireylerde bizim bahsettiğimiz şey bir hastalık. Biz bir hastalıktan bahsediyoruz bağımlılık derken. Evet.
bir beyin hastalığı olarak evet. da düşünebiliriz. Evet, çünkü yani Alzheimer gibi, aynen Alzheimer gibi, Parkinson gibi, epilepsi gibi tabii ki farklı faktörlerin de çok devrede olduğu, işte yetişmenin, eğitimin ama en nihayetinde bağımlılık dediğimiz anda beyni etkileyen, beyinden kaynaklanan bir hastalıktan bahsediyoruz biz. Şimdi tabii çok farklı illerden, farklı kültürlerden size vakalar geliyor. Evet. Onların psikiyatride bizim en önemsediğimiz kısım vakaları değerlendirirken aldığımız öyküler, onların yaşam öyküleri, bu hastalıkların nasıl başladığı, nasıl etkilendikleriyle ilgili. Biraz bağımlılık sorunu yaşayan bireylerin öyküsünü değerlendirirsek ne oluyor, hangi yaşlarda başlıyor? Çünkü son zamanlarda artık ortaokul düzeylerinde bile öğrencilerin, çocukların, ergenlerin bağımlılık girdabına girdiklerini biliyoruz biz deneyimlerimizden. Bu konuda sizin tecrübeleriniz neyi gösteriyor? Neler söylemek istersiniz? Yani bağımlılık dediğimiz süreç gerçekten çok ezici bir çoğunlukla ergenlikte başlıyor. Yani yapılan tüm çalışmalarda da bağımlılık yapıcı maddeye başlama yaşı çok büyük bir yüzdede ergenlik çağında başlıyor. Bize başvuran hastaların ortalama yani hepsinin ortak diyebileceğimiz özellikleri maalesef ailede bunu bağımlılığı görmüş olmak. Erken yaşta parçalanmış aile, birazcık daha işte ihmal edilme, örgün eğitimden uzak kalma, işte ilkokul, ortaokuldan sonra okulu bırakma gibi faktörler daha ön planda. Sosyal çevre önemli. Sosyal çevrede maddeye kolay ulaşabilir ergenler, yani yaşadıkları yer ya da çevre itibariyle çok daha kolay maddeye başlıyorlar. Ama benim gözlemlediğim en önemli şey sanıyorum ergenlik çağına kadar uygun destek, sevgi ve güven bağını oluşturamamak, hayır diyememek zorunda kalan ergenler oluyorlar genellikle. Tabii genetik yatkınlık ve biyolojik faktörler de çok önemli. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bununla ilgili aileler biraz çocuklarına ilk tanı konduğunda tedaviden çok geri kaçıyorlar. Yani çok geriye duruyorlar ama madde bağımlılığıyla çok yakın ilişkisi olan bir rahatsızlık. Bu çocuklar işte genelde 6 yaşlarında falan tanı almaya başlıyorlar. Bu yaştan itibaren doğru tedavileri yapılabilirse madde bağımlılığı riskini azaltmış oluyoruz. Bazen soruyorlar ya işte hani bu ilaç çocuğumu bağımlı yapar mı diye. Hayır, bu ilaç çocuğunuzun ileride madde bağımlısı olmamasını sağlar. Özellikle orada aileler biraz daha hekime güvenmeli bence. Evet, gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan vakalarda bu riski görüyoruz. Benim de okuduğum bir yayında ortalama 4 ile 5 kat normal popülasyona göre dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunu olan ergenlerde madde bağımlılığının 4-5 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ama ebeveynler gerçekten o tedavi sürecinde bunun çok fazla farkında değiller. Biraz da tabii psikiyatrinin de henüz daha çok istediğimiz düzeyde bilinmemesiyle de alakalı. Evet, yani hani az önce de bahsettiğimiz gibi biz hala kendi camiamız içerisinde bile, psikiyatri değil ama genel tıp camiası içerisinde bile bağımlılığa bakarken birazcık daha ahlaki, moral, iradeyle ilgili şeyler olduğunu düşünüyoruz. Hani böyle bir şehir efsanelerimiz var. İşte kişi istese bitirir, kafasında bitirir. Bu işte psikolojik bağımlılık, işte öyle. Fizyolojik bağımlılık değil. Biz bile hala tam olarak hastalık olarak görüp uygun bir yaklaşım sergileyemediğimiz için dediğiniz gibi eğitim ve algıda birazcık eksiğiz bu konuda. Ailelerin tabii bu bağımlılık sorununu kabullenmesi de çok önemli. Yani bunun bir hastalık olduğunu, gerçekten kişinin elinde olmayan bir durum olduğunu. Bana bir gün çevre illerden bir vaka getirmişlerdi. Böyle hani kalabalık bir aile bireyleriyle getirilen bir vaka. Ama hani vakanın darp edildiği gözleniyor. Ondan sonra bu tabii detay konuştuğumuzda, İşte 23-24 yaşlarında biri, aile büyükleri bir araya geliyor. İşte herkes birer tokat vuruyor. İşte utanmıyor musun? Nedir bu iş falan diye. Ondan sonra tabii ertesi gün yine gidiyor arkadaşlarıyla, yine madde kullanıyor. Ben onlara şunu söylemiştim. Demiştim ki bir tarafta evde bunu kabullenmeyen, azarlayan, döven, ötekileştiren bir aile var. Öbür tarafta da madde kullandığı
beraber olduğu arkadaşları var. Seviyorlar, birlikte zaman geçiriyorlar. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? O yüzden hani bu ayrımı da gerçekten... Burada ailelere şöyle bir rol çok düşüyor. Bu aslında bizim bile bağımlılıkta bize başvuran bireylerle hani görüşme tekniklerimizde de kullandığımız bir şey. Kişiyi bu illa bende bağımlılığı olması gerekmiyor ama siz karşınızdaki kişiyle iletişiminizi çatışma haline dönüştürürseniz, yani iletişim bir çatışmaya dönüşürse her iki taraf da savunduğu tarafa meyletme içinde olacaktır. Yani siz karşınızdaki madde bağımlısı bireyle kullanmayacaksın, niye kullanıyorsun, bilerek yapıyorsun gibi bir çatışma içine girdiğinizde o ister istemez savunma pozisyonuna geçip o pozisyonunda kalmaya çalışacaktır. Bu ilişki biçimi hem bizim hastalarımızla kurmamamız gereken bir ilişki biçimi, ne oluyor, ne yaşıyor? Biraz daha anlamak ve rehberlik etmek üzerine kurmak lazım ilişkiyi, dediğiniz gibi. O hata demeyelim ama tabii aileler için de çok korkutucu bir şey. Yani çok bir anda çok korkutucu, ne yapacaklarını bilemedikleri bir sürecin içinde buluyorlar kendilerini ve ilk tepki ister istemez genellikle işte azarlamak, kızmak, tehdit etmek, zorla doktora getirmek oluyor. Böyle bir şeyden şüphelenildiğinde daha çatışma değil de ne oluyor, ne yaşıyorsun, ben nasıl destek olabilirim tarzında bir ilişkiye girmek daha uygun olacaktır. Evet, çünkü bağımlı bireylerin en önemli sorunlarından biri de muhakeme, yargılama, farkında olma, yani hani bir şeylerin farkında olma yetilerinde bir bozulma oluyor. Tabii zaten yani bağımlılığı şöyle bir hastalık olarak tanımladığımızda mesela çok ilginç bir şekilde bu beyin görüntüleme çalışmalarında da var. Kişi bağımlılığın ilk aşamalarında değil ama bir süre sonra madde bağımlılığının kendisine verdiği zararın farkında. Onu anlatmanıza gerek yok. Ailedeki kayıpların, iş kayıplarının, sosyal statüsünün kaybının, eğitim kaybının, bunların hepsinin farkında. Sağlığının kötüye gittiğinin farkında. Ama bağımlılık öyle bir süreç ki beynin kötü olduğunu ya da yanlış olduğunu bilse bile kendini durdurabilme, maddeden uzak kalabilme yetisini artık kaybettiği bir yer. O yüzden hani özellikle maddeyi bırakmaya karar vermiş kişilerde o motivasyonu desteklemek çok önemli. Çünkü yanlış olduğunu zaten biliyor. Ne kaybettiğini zaten biliyor. Bizim onu tekrar tekrar vurgulamamıza gerek yok. Biz orada bunu yapabileceğini, bırakabileceğini, dur diyebileceğini anlatmak ve öğretmeye çalışıyoruz. Evet, bir de tabii hani bağımlılıkla ilgili işte tedavisi yoktur. Hani bir kişi bağımlı olursa artık tedavi edilemez gibi böyle yanlış inanışlar var. Doğrusu hani bunlar da bağımlılık tedavisinin önünde en önemli engellerden bir tanesi. Evet. Yani bu tarz programlarda aslında halkımıza bu konuyu da anlatmış oluyoruz. Yani bu konuda aslında çareleri olduğunu. Evet, çaresiz yani, değiller. Değil mi? Çaresiz olmadıklarını. Çünkü bağımlı bireyler ve aileleri çok önemli sorunlar yaşıyorlar. Evet. Yani sosyal sorunlar yaşıyorlar, hukuki sorunlar, işle ilgili hukuki sorunlar, hani bazen yaralanmalar, çok ciddi travmalar. Evet. Yani o bağımlı bireyle yaşayan aile bireylerinde zarar görmesi. Onlar zarar görüyor. Aile bir çıkmaz içerisinde, bir çaresizlik içerisinde. Evet. Hani bu süreçte tabii çoğu zaman da şunu düşünüyorlar. Hani büyüsel bir beklenti var işte. Bunu götürelim bir doktora, bir muayene etsin, bir hokus pokus hani bir ilaç yazsın. Artık hani bitsin. Yukarıda Allah, aşağıda siz hocam, hani biz size geldik artık. Hani bir ne yapacaksanız yapın gibi. Hani tedavi bu kadar tedaviyle ilgili iki uç aslında, dediğiniz gibi bir taraftan hiç tedavi edilemeyeceğini, artık hani geri dönüşsüz bir yola girildiği, bir taraftan da dediğiniz gibi hani bir ilaç yazın geçsin. Şimdi zaten bağımlılık bir ilaç yazdığınızda geçebilecek kadar basit bir şey olsaydı dünya üzerinde bu kadar büyük para kazanılan bir sektöre dönüşmezdi. Evet. Bir şeyden para kazanabilmesi için sürdürülebilir olması lazım. O yüzden zaten özellikle ergenleri, erken yaştaki bireyleri hedef alıyor maalesef bu işin içindeki insanlar ve bağımlılık süreci başladıktan sonra gerçekten devam eden, ilerleyen bir süreç. Tedavisi asla mucizevi değil. İlacı yok. Hani bazen duyuyorum işte hastalardan da, hocam yurt dışından bir şey getiriyorlarmış, bir iğneyle geçiyormuş, işte 6 seansta şöyle oluyormuş. Bunlara inanmasınlar. Yani bağımlılık ömür boyu her gün ayık kalmaya hedeflenecek bir tedavi süreci. Ne mucizevi çözümler var ne de çözümsüzüz. Evet. Çözümlerimiz de var elbette. İsterseniz biraz da bağımlılıkla zararlı kullanım arasındaki farkı açıklayalım.
Zararlı kullanımda daha çok kişinin mesela işte alkol veya... Yani bir kişi diyelim ki birkaç kullanımla bağımlı olabilir mi? Olabilir yatkınlığı varsa. Ya da hangi maddelerde? Maddeye göre de değişmek üzere. Bağımlılıkta dediğim gibi hem genetik yatkınlığın hem bireysel yatkınlığın çok büyük bir önemi var. Her birey hemen bağımlı olmuyor. Biliyoruz hayatımızda da çeşitli işte mesela alkol kullanımı veya başka şeylerin kullanımını sosyal içici denilen şekilde sürdürebilen insanlar da var. Ama 2-3 kere aldıktan sonra ciddi bir şekilde bağımlılık girdabının içine giren insanlar da var. Bağımlılığın en temel özelliği kişinin bir süre sonra sadece ve sadece yoksunluk semptomlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle artık madde kullanmayı sürdürmesi. Bağımlılık dediğimizde işte kişinin neredeyse gününün tamamı bununla geçiyordur. Maddeyi bırakmak için ısrarlı çabaları vardır, defalarca bununla ilgileniyordur. Bu madde kullanımına bağlı kayıpları vardır. Ama en temel şey yoksunluk sendromundan kaçınmak için. Yani artık o maddeyi almayı bıraktığında gelişebilecek rahatsızlık hissinden kaçınmak için madde kullanmayı devam ettirir. Zararlı kullanımda biraz daha mesela alkollüyken araba kullanmak yanlış olduğunu bile bile ya da sağlığına zarar verdiği halde devam etmek daha ön planda. Zararlı kullanımda biraz daha madde etkisindeyken yapılmaması gereken tehlikeli şeylerde ısrarcı olmak biraz daha ön planda yoksunluktan ziyade. Ailedeki bir bireyin özellikle bir ergenin ya da genç bir bireyin bir madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Hangi belirtilerden, ebeveynler neye dikkat etmeli? Evet. Gözlemlerinizden neler söylemek istersiniz? Aslında ondan önce şunu söylemek isterim. Tıbbın her alanında olduğu gibi bu alanda da tedavi edici hekimlikten ziyade koruyucu hekimlik daha önemli. Dolayısıyla hedefimiz bir ergende madde kullanımının belirtileri nasıl olur? Evet bunu bilmeliyiz ama bundan önce bir ergen madde kullanmama şeklinde ne yapılabilir? Aileler bu noktada ne yapabilir? Buraya gelmeden ne yapabiliriz? Primer önleme dediğimiz. Evet, primer önleme. Yani çocuğu, ergeni o maddeyle hiç tanışmamak üzere yetiştirmek nasıl olabilir? Burada ailelerin sorumluluğu daha büyük. Çünkü çocuk maddeyle ya da ergen maddeyle tanıştıktan ve aile bunu fark ettikten sonra iş artık tıbbi bir meseleye dönüşüyor. Ama öncesindeki yapılabilecek şeyler çok önemli. Ergenlik yaşında bir çocukta uyku ve iştahta değişiklikler başladıysa, eskisine göre daha sinirli, daha odasına kapanan birisine dönüştüyse, ya çok uyuyor ya hiç uyumuyor, ders başarısı düştü, okulda davranış problemleri başladı. Önceden konuştuğu arkadaşlarıyla değil de ismini duymadığınız yeni arkadaşlar duymaya başladınız. Para kullanımında bir değişiklik oldu. Yani işte evde cebinizden, cüzdanınızdan bir para eksilmesi ya da sizden her zaman alıştığının üzerinde bir harçlık isteme durumu. Bütün bunlar bizim için uyarıcı şeyler ama bunlarla karşılaştığımızda hemen çocuğun, ergenin yakasına yapışıp da ne kullanıyorsun söyle, işte şimdi seni doktora götüreceğim, tahlil yaptıracağız, bakalım her şey çıkacak. Olmamalı tutumumuz. Yani suçlayıcı, yargılayıcı, cezalandırıcı değil. Konferans verici tarzda. Nasihat verici değil. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Ne oluyor? Ve ben sana nasıl yardımcı olabilirim ama dediğim gibi işte çocukla o güne kadar böyle bir ilişkiyi kurmadıysanız, yani çocuğunuz size sıkıntısını anlatabilecek kadar güvenmiyorsa, sizin tarafınızdan kabullenileceğine dair bir güven duygusu gelişmemişse, burada da o ilişkiyi kurmak çok zor olacaktır. Bu o güne kadar kurulmuş olması gereken bir ilişki zaten. Özellikle bu primer önlemede eğitimin, kitle basın aracılığıyla bu tarz eğitimler verilmesinin önemi hep vurgulanır. Evet. Bazı insanlar da biz zaman zaman liselerde ya da çeşitli projelerde gençlere yönelik böyle bilgilendirme, madde bağımlılığından kaçınma, madde bağımlılığının olası risklerini hani onlara anlatarak gelecekte bu tarz bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir takım eğitimler verdiğimiz seminerler yapıyorduk zaman zaman. Bazı insanların şöyle bir eleştirisi var işte. Hani bunları söylüyorsunuz, insanlar işte meraklanır, hani başlar. Ne dersiniz bu konuda böyle bir şey? Meraktan kimse bir şeye başlamaz. Yani başlar da bizim vereceğimiz eğitimlerle değil ama bu kitlesel eğitimlerin, özellikle de ergenlere verdiğimiz eğitimlerin doğru yerde
yeterli kadar ve yetkin kişiler tarafından verilmesi önemli. Şimdi bazı eğitimlerde maalesef ergenlerle kurulan ilişki şey üzerinden gidiyor. İşte madde bağımlılığı bu kadar kötü, tehlikelidir. Kullanırsanız da bu kadar kötü olur. Ama aşağı yukarı hepsi bunu biliyor zaten. Evet. Yani şu anda herhangi bir ergen size "Aa, ben ilk defa duydum, madde kullanmak kötü bir şeymiş" demez. Çocuklar bunu zaten biliyorlar. Birazcık daha eğitimlerimizde işte sokak jargonunu anlatmaya gerek yok mesela çocuklara. Oturup tek tek, ben de fark ettiyseniz programda mümkün mertebe hiçbir maddenin ismini zikretmemeye çalışıyorum. Bu bilgi onlar için gerekli değil çünkü. Ne kullanılır, nasıl kullanılır, bunları öğrenmelerine gerek yok. Bizim hem kitlesel hem ailesel olarak temelde vereceğimiz eğitim sadece madde için de değil, çocuklarımızın hiçbir şeye bağımlı olmadan, bir nesneye, bir kişiye, bir takıma, bir şeye, yani insana, bir insana bağımlı olmadan kendi kararlarını kendi verebilen, analitik düşünebilen, önüne gelen bir şeye neden, niye, doğru mu diye sorabilen bireyler olarak yetiştirmek. Madde bağımlılığında da eğitimlerimizi, evet, çocuklara maddenin zararlarını anlatalım ama hani bunu yettiği kadar orada bırakıp özellikle çocuklara daha çok o özgüveni, hayır diyebilmeyi öğretmek lazım. Bağımlılıkta riski arttıran etkenler nelerdir? Ergenlik bir. Evet. Ergenlik şöyle de bir süreç. Ergenliği açalım. Çünkü evet, çok önemli bir süreç. Aynen. O. Çünkü bir de ailelerden şeyi de çok duyduğumuz için. Risk alma davranışlarının. Evet, evet, çok... evet. Bir de şimdi ailelerden şeyi de çok duyduğumuz için bu ergenlik yeni mi çıktı? Yeni çıkmadı. Aslında yüzyıllardır var. Ama aslında kendileri de o süreçten geçmişler. Aslında kendileri de o süreçten geçmişler. Onu... Şöyle oluyor hocam. Yani şimdi ben kendi ergenlik sürecime bakıyorum. Ben o dönem içerisinde var olan karşı çıkma biçimleriyle aileme karşı çıkmışım. Siz kendi 14'lü yaşlarınızda kabul edilebilir normların dışına çıkarak annenize babanıza karşı çıktınız büyük ihtimalle. Aslında herkes bulunduğu dönemin koşullarının dışına çıkarak bir başkaldırı sergiledi ergenlikte. Çapaya gitmiyorum da demiş olabilir bir ergen. İşte ne bileyim, hayvanların başında ben durmayacağım, bana ne, abim dursun da demiş olabilir. Süreç geliştikçe çocuklar değişen zamana göre değişen davranışlar gösteriyorlar. Ergenlik şu açıdan çok önemli bir risk faktörü. Şimdi insan beyni biliyorsunuz doğuşta tamamlanmamış oluyor. 2 yaşa kadar, ilk 2 yaşta çok ciddi böyle bir beyinde büyüme oluyor. Sonra ergenliğe kadar bir stabilizasyonla gidiyoruz ama ergenlikte çok önemli sinaptik budanma dediğimiz bir süreç var. Yani beyni bir ağaç gibi düşünürseniz, ağacın dalları gibi düşünürseniz, ergenlikte beyin o ağaç dallarının gereksiz olanlarını, fazla olanlarını, işlevsel olmayanlarını budamaya başlıyor. Sinaptik budanma dediğimiz bir dönem. Beyin çok kırılgan, çok hassas, çok önemli işlevler yapan bir dönemde ergenlik sürecinde. Risk alma davranışı değişiyor, kendini ispatlama çabası var, birey olma çabası var. İşte benim babam herkesi döver, benim annem en güzel yemek yapardan ben yapabilirim'e geçme çabası var. Tüm bunların hepsi zaten ergeni çok zorlayan şeyler. Siz bir de buna çevresel faktörleri de eklerseniz ergenlik en büyük risk. Yani ergenlik biraz hayata karşı meydan muharebesi gibi. Çok sıkıntılı bir geçiş süreci. Geçiş yani. Süreci ve siz o geçiş sürecine kadar çocuğu yeterli donatım, yeterli silahları vermeden cepheye gönderdiyseniz arkasından dönüp de bu savaşı niye kaybettin demek çok samimi olmuyor. Yani biz o yaşa kadar çocuğa gerekli donanımı vermemiz lazım. İlk yapacağımız şey de sevgi. Evet, gerçekten yani gün bu sıralar böyle psikiyatri psikiyatri konuları işleyen bir takım böyle diziler yayınlanıyor. Oralarda da görüyoruz çocukluk dönemi kadar ergenlik dönemi de çok gerçekten önemli. Bu açıdan çok yani önemli. Kişiliğin şekillendiği çok temel iki dönem var. Bu biyolojik açıdan yani tıbbi açıdan söylediğimiz bir şey. Bir, ilk iki yaş. Bu yüzden ilk iki yaşta annenin ya da bakım verenin kabulleniciliği, çocukla teması çok önemli. Yani ilk iki yaşta bir çocuk ağladığında annesinin yanında buluyor mu? Acıktığında yemek geliyor mu? Altı temel ıslandığında değiştiriliyor dönem. Mu? Çünkü temel güven duygusu. Dünyayı nasıl algıladığınızı belirliyor. Dünya iyi ve güvenilir bir yer. Ve daha da önemlisi, ben sevilen ve değerli biriyim. Bunu iki yaşta geliştiriyorsunuz. Eğer siz çocuğu ihmal ediyorsanız, yeterli desteği vermiyorsanız, özellikle hani anne depresyondaysa, çok fazla çocuğu varsa ya da annenin kendi ailevi problemleri varsa, bu dönemde çocuk maalesef yetersiz, sevilmeyen ve değersiz biri olduğu çok temel bir şekilde zihne kazınıyor. Dünya güvenli bir yer değil.
O 2 yaşa dikkat etmek lazım. Sonrasında da dediğiniz gibi ergenlik gerçekten yol göstermek evet önemli ama nasıl diyeyim size şey gibi düşünün. Hani bir yere mesela tatile gittiniz. Tur rehberinin sürekli burnunuzun dibinde olmasını ister misiniz? İstemezsiniz. Gerektiği zaman gerektiği kadar bilgi versin istersiniz. Yani hani sizin ihtiyaç hissettiğiniz anlarda orada olsun. Ama onun dışında gezinin tadında da sizi biraz bıraksın istersiniz. Evet. Ve ergenlikte biraz anne babalık rolümüzü buraya doğru çekmemiz lazım. Yol gösterici, yeterince özgürlüğü sağlayan, anında müdahale edilen bir rehberlik gibi. Tur rehberi oluyoruz çocuklarımızın aşırı hayatta. Aşırı baskıcı, hani disiplinli durumlarda da sıkıntılı sonuçlar doğabiliyor. Yani biraz o özgürlük alanlarını da rahat bırakmak lazım. Yolu göstermek çok önemli. Ama o yolu gösterirken çocuğa nedenlerini, niçinlerini de açıklamak önemli. Özellikle bir ergene ben istiyorum o yüzden diyemezsiniz. Yani işte bu saatte gidemezsin. Niye? Çünkü ben istiyorum. Bu ergen için zaten olacak bir şey değil. Çünkü tam da böyle itiraz etmeye, karşı koyma dönemleri. O yüzden zaten ergenlik döneminde maalesef çok sık başlıyor. Diğer risk faktörleri parçalanmış aile, işte sosyoekonomik düzey, genetik yatkınlık, biyolojik faktörler. Genetik yatkınlık çok önemli. Evet. Bir yayın okudum. Ebeveyni bağımlı olan çocuk başka bir aileye evlatlık veriliyor. Ama bu bireyler arasında yapılan çalışmalarda ebeveyindeki bağımlılığın yani başka bir ailede de büyüse bağımlılık riskini arttırdığı yönünde. İkiz çalışmaları da var bu konuda. Yani işte doğar doğmaz ayrılan ikizlerle ilgili özellikle yurt dışında çok sık olduğu için birazcık daha bu tip durumlar. Hani doğar doğmaz farklı ailelere verilen ikizlerle yapılan çalışmalarda da her iki ikiz çok farklı ailelerde büyüse bile bağımlılık açısından risklerinin çok değişmediğini gösteren çalışmalar var. Yani bağımlılık genetik de bir yatkınlık. Dolayısıyla ailenizde bir bağımlılık varsa sizin 5 kat daha geri durmanız lazım. Evet. Yani anne babalar bağımlıysa gelecekteki nesillerin de bağımlı olma riski artıyor. Artıyor. Bunu seyircilerimizle rahat paylaşabiliriz. Evet, hem bunu paylaşabiliriz hem de şöyle bir... Ben kendim kullanıyorum. Başkasına ne diyorlar ya bazen. Hani. Beni bir çocuk bunu öğreniyor. Sizden öğrendiği bir davranış var. Yani rol model olarak bunu öğretiyorsunuz. 2, sizin bağımlılık gibi bir yatkınlığınız varsa çocuğunuzun da genetik olarak bu anlamda çok riskli olduğunu unutmamak lazım. Riskli bir çocuğa bir de bunu öğretmeye gerek yok. Şimdi maalesef benim son dönemlerde duymaya başladığım şeylerden biri de işte belli yaşa gelince çocuk 18, 19 neyse benimle öğrensin. Özellikle babaların erkek çocuklarıyla ilgili işte hani ben götürdüm ki hocam işte ilk içkisini benimle içsin başkasıyla merak etmesin. Tek bir kadehle de bağımlı olabilir çocuğunuz. Hele ki siz düzenli alkol alan biriyseniz. Ben şu soruyu sormak istiyorum burada. Hani kimler bağımlı olur? Bazı insanlar diyor ki ben bağımlı olmam. Aslında herkes için bir risk var. Herkes yani. İçin bir risk değil var. Mi? Evet. Yani kimler bağımlı olur? Tabii ki genetik yatkınlığı ve biyolojik yatkınlığı olanlar, çevresinde bunu görenler, yeterli sosyal destek alamayanlar. Maddeye göre de değişiyor tabii. Bazı maddelerin çok daha yoğun bir bağımlılık yapıcı riski var diğer maddelere göre. Mesela çoğu kişi bilmez ama sigara bağımlılık yapıcı maddeler içerisinde en çabuk ve en keskin bağımlılık yapan maddelerden biridir. Ve geçiş biridir. Maddesi yani. Ve geçiş maddesidir. Yani şimdi öyle bir şehir efsanelerimiz de var bizim çeşitli maddeler için. Ya aslında o sadece psikolojik bağımlılık yapıyormuş. Sigaradan bile zararsızmış. İstediğin zaman bırakabiliyormuşsunuz. Ottur zararı yoktur. İşte o ot bir basamak. Kimse bir merdivenin 10. basamağına fırlamıyor ki bir anda. İlk basamaktan 2. basamağa, 3. basamağa. Benim 32 yıllık meslek yaşantımda hep şunu gördüm. Uç bir takım bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların hemen %90'ının esrardan geçtiğini. Neredeyse. Yani hiç kimse, hiçbir hele ki ergen, birazcık daha yetişkinler de yani 30 yaşı artık devirmiş daha yetişkin bireylerde biraz daha uç dediğimiz, daha zor bulunan, daha pahalı diyelim. Hani bağımlılık yapıcı maddelere ulaşma ihtimalini görebiliyoruz. Ama bir ergen durup dururken dediğiniz gibi o kadar uç bir maddeye ulaşmaz. Yani onun bir basamağı vardır ve o basamak sigarayla başlar. Zararsız olduğu düşünülen otla devam eder. Arkasından diğerleri de gelmeye başlar. Çünkü siz artık o sosyal çevrenin içine girmişsinizdir.
Dolayısıyla hiçbir bağımlılık yapıcı madde için benim kontrolümde öğrensin, benimle beraber öğrensin ya da aman bu kadarla kalsın yeter demememiz lazım. Psikiyatride biz hep esneriz biliyorsunuz. Yani evet. Esneyizdir, grilerimiz vardır, pembelerimiz vardır. Bağımlılık da öyle değil, ya siyah ya beyaz. Evet. Yıllar önce, 15 yıl kadar önce takip ettiğim bir vaka vardı. Şunu sormuştum, hani nasıl bağımlı, alkol bağımlısı oldu diye. Bir ilçede çalışıyor, bir görevde. Arkadaşları sosyal içici. Adam hiçbir şekilde alkolle bir bağlantısı yok. Ama bir gün böyle işte arkadaşları diyor, sen de bir dene, sen de bir dene. Bir deniyor. O arkadaşları orada kalıyorlar. Ama kendisi sabah kahvaltıdan sonra bile evet. Alkol kullanmaya tabii başlayan şöyle bir bağımlıya dönüşüyor. Şimdi eğer kişi mesela o dönemde depresyondaysa, o dönemde bir kaygı bozukluğu varsa ya da zaten oldu bitti biraz içine dönük, hani sosyal fobik dediğimiz bir bireyse aldığı ilk alkolle beraber ne kadar iyi geldiğini fark ediyor. Yani depresyondaysa hafif neşesi artıyor, kaygı bozukluğu varsa hafif kaygısı azalıyor, dışa dönük oluyor ve self medikasyon dediğimiz kendini tedavi etme şeklinde psikiyatrik hastalığı olanlarda çok daha yüksek riskte bağımlılık yapıcı madde kullanımı var. Çünkü kişi bir anda kendine iyi geldiğini fark ediyor ve aslında bir çeşit tedavi gibi onu sürdürmeye devam ediyor. Dediğiniz gibi belki o vaka o anda evet. Bir depresyondaydı ya da bir kaygı bozukluğu vardı ve bağımlılık çok hızlı bir şekilde gelişti. Son zamanlarda bununla ilgili vakalar geliyor. Mesela panik hata var. Farkında değil bunun psikiyatride tedavi edildiğinin ya da bir tedavisi olduğunun. Ama kendince böyle bir alkol deneyerek rahatlama yoluna gidiyor. Bakıyor ki rahatlıyor. İlk başta biraz rahatlıyor. Sonra tabii her seferinde bunu kullandıkça. Doz arttırmak zorunda kalıyor. Ya da mesela müzisyenlerde çok görüyoruz. İşte sahne performansında sıkıntı yaşıyor. Yani topluluğun önüne çıkamıyor. Orada çıkarken çıkmadan önce bir miktar alkol kullanmayı deniyor. Sonra her seferinde bunu denedikçe bir süre sonra bakıyorsunuz ki alkol birincil hem hastalık. Öyle hem de şimdi bağımlılık yapan maddelerin tümünde tolerans dediğimiz bir kavram var. Yani zaman içerisinde aynı etkiyi elde edebilmek için aldığınız madde miktarını arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hemen hemen tüm bağımlılık yapıcı maddeler için geçerli. Yani bir kadehle aşabildiğiniz sıkıntı bir süre sonra iki kadehe, bir süre sonra üç kadehe. Yani çünkü bu maddeler beyinde zaman içerisinde bir şey duyarsızlık meydana getiriyorlar ve aynı etkiyi elde edebilmek için siz dozu iki kat, üç kat, dört kat arttırmaya başlıyorsunuz. Evet, tolerans dediğimiz evet, yani maddeye tolerans gelişiyor ve dolayısıyla siz ister istemez zaman içerisinde kullandığınız madde her neyse bunun dozunu arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksunluk kavramını biraz açıklayabilir miyiz? Yoksunluk maddeyi bağımlı olduğumuz maddeyi almayı bıraktığımız anda gelişen belirtiler. Her maddenin farklı yoksunluk semptomları var. Alkol bu anlamda özellikle hani hazır Ramazan'dayken de. Evet, ben tam o Ramazan kısmına girecektim. Şimdi şunu vurgulamak şimdi istiyordum ben de. Seyircilerimiz şunu düşünebilir ya Ramazan ayı nereden buldunuz bu konuyu falan. Ama şöyle şimdi özellikle alkol bağımlılığı için çünkü madde bağımlılığında çok sık olan bir şey değil bu hocam ama bizim kültürümüzde düzenli alkol alan bireylerin özellikle Ramazan ayında alkol bırakmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Yani bir dini hassasiyetleri vardır ama alkol bağımlılığında gerçekten bağımlılığınız varsa yoksunluk çok tehlikelidir. Özellikle ilk 72 saati ölümle sonuçlanabilen epileptik nöbetler, ciddi işte halüsinasyonlar, delirium tremens dediğimiz bir tabloya yol açabilir. O yüzden hani alkol kullanan ve Ramazan'da bunu içmemeye karar veren kişilere şunu öneririm. Ramazan'dan bir hafta önce bir hekimin yardımına mutlaka başvurun. Çünkü alkolün yoksunluğu tehlikelidir. Biz genellikle hastanede takip ediyoruz alkol bağımlılığında. Onun dışındaki maddelerde de her bir maddenin kullanmayı bıraktığınız anda başlayan çeşitli belirtileri vardır. Kiminde kas ağrıları olur, kiminde aşırı uyku olur, kiminde uykusuzluk olur. Ama sonuçta yoksunluk kişiye çok rahatsızlık veren bir şeydir. Ve o yoksunluk öyle bir noktaya gelir ki kişi şunu der. Yani eşim de beni terk edecek, çocuğum da beni terk edecek, işten de kovulacağım. Belki de öleceğim ama bu sıkıntıyı giderebilmek için gidip o maddeyi almalıyım. Ve gider maddeyi alır. O yüzden yoksunluk bu kadar zor atlatılan biyolojik bir süreç olduğu için bağımlılığın ilk dönem tedavisinin hastanede yapılmasını daha önemli buluyorum. Daha etkili. Evet. Ramazan ayındaki bu motivasyon da çok önemli. Tabii. Aslında manevi özelliği çok güçlü olan bir ay. Gerçekten birçok bağımlının mesela benim bugün takip ettiğim bir vakam yüz yüze görüşerek ayaktan takip ettiğim bir madde bağımlılığı olan bir vaka var.
bir aydır uğraşıyoruz ama Ramazan ayından itibaren 5 gündür kullanmadığını söylüyor. Evet. Hani o zaten o atsız alkolikler grubu var ya, hani o zaten grupta Katolik da tamamen manevi bir böyle şeydir, dini tabii, şeyle tabii, bağlantılı gelişen yani bir grup aslında. Atsız alkoliklerin ilk başlangıç noktasına bakarsanız özellikle hani Katolik Kilisesi'nin bir miktar manevi rehberlikle başlattığı bir süreçtir. Evet. Ve hani yurt dışında o atsız alkolikler dediğiniz toplantıların grup psikoterapilerinin yöneticileri genellikle psikiyatristler veya psikologlar değildir. Ya din adamlarıdır ya da kendisi bu süreçten geçmiş, işte 30 yıldır ayık kalmış bireylerdir. Bizim de mesela yatan hastalarımızda Samba dediğimiz eğitimlerimiz var. Bakanlığımızın düzenlediği çok güzel oturumlarla hastalarımızın her gün grup psikoterapisine alındığı ve oldukça hastaların farkındalığını artıran bir eğitimimiz oluyor. Evet. Biraz da işin tedavi kısmına gelelim. Şimdi öyle bir sorunla karşı karşıyayız ki bağımlı olan birey kendisi tedaviye gelmiyor. Ancak işte ailenin ısrarı, çoğu zaman ailenin ısrarı da bazen yeterli olmuyor. Zaman zaman bizi arayan vakalar oluyor. Bazen sizlere de yönlendiriyoruz. İşte hani tedavi olmayı reddediyor. İşte biz nasıl yapalım? Hani zorla mı yatıralım bazen diye. Bazen evet, o da oluyor. Tedavi sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? En çok nasıl başvurular oluyor? Neler öneriyoruz ailelere? Bu sorunu olan, ailesinde benzer sorunu olan aileler, kişiler ne yapmalı? Tabii şimdi öncelikle eğer madde kullanımıyla beraber kişinin artık çevreye yönelik saldırganlık, zarar verici davranışlar, gerçeği değerlendirmede bozulma, işte sesler görme, görüntüler görme gibi belirtiler de başladıysa maalesef özellikle bir takım maddelerin kullanımında çok sık rastladığımız bir şey, maddeye bağlı psikoz dediğimiz bir durum. Eğer bu boyuta geldiyse çoğu ailenin de yaptığı gibi hukuki süreçleri başlatarak şahsın isteği dışında hastaneye yatırılması gerçekleşiyor. Çok istediğimiz bir şey mi? Değil. Çünkü madde bağımlılığında kişinin kendi isteği olmadan yol almanız çok zor. Ama kişi kendi isteği olmadan zorla bile bize getirilse, bazen biz motivasyonel görüşmelerle, kişiye içinde bulunduğu durumla ilgili görüşerek, dönem dönem o zorunlu yatış sırasında yaptığımız görüşmelerle motive olmayan kişide de bir motivasyon sağlayabiliyoruz. O motivasyonu sağladıktan sonra kaymaların sık olduğunu, bununla ilgili nasıl baş edebileceğini, taburculuk sonrası ne yapacağını hepsini anlatıyoruz. Bu anlamda birazcık bizden taburcu olduktan sonra özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezleri var. Burada klinik psikolog arkadaşlar da çalışıyorlar. Bu ilişkinin de sürmesini önemsiyorum ben. Sizlerle bir bağlantıları var mı onların? Bizlerle şöyle bir bağlantıları yok. Yani hani onlar farklı bir kurum. Bizimle alakalı değil. Yeşilay'a bağlı bir kurum, evet. Ama sonuçta biz madde bağımlılığını tedavi edeceksek siz biz diyebilecek bir noktada değiliz. Bunun içine işte Yeşilay'da girecek, biz de gireceğiz, okulda girecek, emniyette girecek, sosyal hizmetler, sonuçta aile sosyal bunlar birbiriyle politikalar. İletişim, evet, halinde olmalı. Hepimiz birbirimizle yani iletişim halinde olacağız. Türkiye'deki en büyük sorunlarından biri de o. Aynen, şu an mesela ben bir hastamı tedavi ediyorum, yatarak tedavi ediyorum. Fakat en büyük sorunumuz şu, hastayı zaten sokaktan getirdiler. Yani sokakta yaşayan bir hastaydı. Şimdi düşünün, ben tamam tedavi ettim, bir ay yatırdım. Tekrar sokağa göndereceksem burada tedaviden söz etmek mümkün değil. O zaman burada ben devreye gireceğim, sosyal hizmet uzmanları devreye girecek, gerekirse diğer sivil toplum kuruluşları, işte yardım kuruluşları, hastanın ailesine tekrar ulaşacağız. Belki o aile ilişkilerini yeniden onarmamız gerekecek ama ben bu hastayı kalacak bir yer bulmadan taburcu etmeyeceğim. Çünkü o zaman yaptığım işin hiçbir manası kalmayacak. Bağımlı bireyin o zaman tedavide bir akut dönem tedavisi, aynen, var. Hastane tedavisi, hastane tedavisi, bir de hastane tedavisinden tedavisi sonraki. Evet. İsterseniz bu konuya da biraz akut son 3 dakikamız kaldı. Akut dönem tedavisini hastanede yapıyoruz. Sonrasında sürdürüm tedavisinde hem çeşitli ilaçlarla hem işte çeşitli görüşmelerle devam ediyoruz. Sürdürüm tedavisinde en önemli şey ailenin de bunun içine katılması. O yüzden lütfen aileler şunu ihmal etmesinler. Onlar da gelmek zorundalar. Onlar da bu eğitimin bir parçası olmak zorundalar. Nasıl davranacaklarını, nasıl tutum sergileyeceklerini öğrenmek zorundalar. Sürdürüm tedavisi bu anlamda ailenin de içinde olması gereken çok önemli bir faktör. Yani bağımlı birey, tedavi ekibi ve aile, aile üçlüsünden. Evet, evet, ailenin olmadığı bir sac ayağı, yani sac ayağının bir ayağı eksik, evet, demektir aile yoksa. Ya da işte sürdürüm tedavisinde biz yoksa. Çünkü kısa sürede kaymalar oluyor, çok kaymalar sık oluyor. Evet, kayma dediğimiz şeyler çok sık oluyor bağımlılıkta ve bu kaymalarda da şahsı çok yargılayıcı, çok suçlayıcı olmamak lazım.
Detoks süreci ne kadar sürüyor? Maddeden yani bir bağımlı bireyin hastaneye yatışından detoks süreci ortalama? Maddeden maddeye değişiyor ama genellikle biz Amatem'e yatırdığımız hastaları SAMBA dediğimiz eğitimin de tamamlanması için 21 günden önce taburcu etmiyoruz. Ama detoks ilk 72 saat maksimum bir haftada olan bir şey. Detoks döneminde işte o yoksunluk belirtilerini gidermek üzere ilaçlara başlıyoruz. Yakın takibini yapıyoruz hastanın. Eksik olanı yerine koymak değil de eksik olanın sebebiyet verdiği rahatsızlığı gidermek üzere sonrasında sürdürüme geçiyoruz. Evet. Bağımlılık da özellikle ilk bir ay çok önemli. Sonraki üç ay önemli. Sonraki dokuz ay. Ama sizden aldığım mesaj şöyle, yaşam boyu. Yaşam boyu ben geçenlerde vizitte bir hastamla konuşurken şey dedi. Ben iyileştim dedi. Bizim için çok tehlikeli bir cümle bu. Evet. Ben iyileştim demek çünkü çok ben iyileştim gider beni. Tekrar madde arkadaşlarımla otururum. Artık beni ona ödev verdim. Dedim ki önlü arkalı bir A4 kağıda ben iyileştim değil. Ben her gün sabah ayık kalmak üzere yaşayacağım hayatımı yazacaksın. Tamam hocam yazarım çünkü çok doğru söylediniz dedi. Ben iyileştim dediği anda aslında kendisi de o anda fark etti ki düşünce şöyle. Ben iyileştim o zaman o arkadaşlarımın yanına da gidebilirim. Ben onlara yok diyebilirim. Ben iyileştim o zaman bir kere daha içebilirim. Çünkü artık iyileştim. Yani içerim ama devam ettirmem. Bağımlılıkta hedefimiz ömür boyu falan değil, böyle çok uzun hedefler değil. Hedefimiz her sabah kalktığımızda o günü ayık geçirmek, temiz evet. kalmak, o gün temiz kalmak. Tabii mesleki ve toplumsal işlevselliğin yeniden kazanılması da çok, çok önemli. Evet. Çünkü o yüzden meşguliyet hep olmadığı beraber zaman... çalışmalıyız. Yani hani derler ya işte fizik boşluk kabul etmez, evren boşluk kabul etmez. Kişinin hayatı da öyle. Maddenin doldurduğu yerden maddeyi çektiniz. Oradaki boşluğu bir şeyle doldurmanız lazım. Takip süreçlerinde hani ne kadar da bir gözükmesi gerekir? Maddeye göre, kullandığı ilaca göre, psikoz gelişip gelişmediğine göre onları biraz değiştiriyoruz. Eğer kişide maddeye bağlı kalıcı bir psikiyatrik hastalık gelişmişse bunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Özellikle genç arkadaşlara vurgulamak istiyorum. Son dönemde çok sık kullanılan, yaygınlığı çok artan, dikkati arttırdığı iddia edilen bazı maddeler çok kısa süre içerisinde beyinde çok kalıcı bir hasarla psikoz dediğimiz çok ciddi şizofreniye benzer bir tablo yapıyorlar. Eğer böyle bir tablo geliştiyse belki 5 yıl, 10 yıl ayda bir görüyoruz hastayı. Ya da çok ağır bir depresyon geliştiyse. Ama eğer öyle değilse kişinin yaşadığı yere göre, iş koşullarına göre 3 ayı geçmemek üzere ben ayarlamaya çalışıyorum. Elazığ içindekine farklı, Muş'takine evet. farklı, Şırnak'takine farklı. Daha çok kişinin durumuna göre belirlemeye çalışıyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Birkaç dakikada yönetmenimden uyarı geliyor. Açtık. Bu akşam bağımlılık konusuyla ilgili programımızda çok değerli bilgilerle halkımızı aydınlatmaya çalıştınız. İnşallah. Evet sevgili seyirciler Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amatem Kliniği sorumlusu psikiyatri uzmanı Doktor Zeynep Elyas Hanımefendi'ydi konuğumuz. Bağımlılığı enine boyuna tartıştık ve sizlere bu konuda bilgiler aktarmaya çalıştık. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hayatı sağlıklı ve mutlu yaşayın.